Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İslam kelamcıları arasında özellikle Muhyiddin Arabi Hazretlerinin bu görüşü savunmasından dolayı çok tartışmalı olan vahdet-i vücut meselesini okuyacağız bugün. Bu mesele önemli. Önce bilgi vermek lazım, yoksa ibareleri anlamakta zorluk çekeriz. Bediüzzaman Hazretleri Lem'alar adlı kitabında neşredilmeyen bir lem'ada bu meseleyi bir misalle anlatıyor. Önce o misali verelim. Farz edelim ki şimdi bir ağaç var. Anladık değil mi? Bir çınar ağacı. Şimdi çınar ağacı tamamen veya çınar ağacı demeyelim. Daha güzel bir şey. Bir küre var. Küre. Yani yeryüzü de küre ya. Muazzam bir küre. Ama öyle bir küre ki tamamı kristal. Dünyanın en zirvede kristallerinden yapılmış bir küre. Şimdi sen o küreyi güneşin karşısına getir. Büyük bir küre. Anladık değil mi? Güneşin ışınları, hatta sıcaklıkları, hatta renkleri o kürenin en küçük zerresine kadar girer mi, girmez mi? He? Söyle. Girer. Ve güneşin her zerresinde güneş parlar orada. Şimdi hangisi mantıklıdır? Bir, o kürenin her zerresindeki güneş parıltısı, rengi, sıcaklığı bu küredendir dersen ahmaklık edersin. Ama güneşten geliyor dersen makul konuşmuş olursun. Anladın mı bunu? Aynen öyle de. Cenab-ı Hakk'ın zatı, sıfatları ve fiilleri. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı ezel ve ebed güneşi. Öyle değil mi? Karşımızda yer küresi var mesela. Bütün kainat da küre. Cenab-ı Hakk'ın ilim, kudret, irade sıfatları orada tecelli ediyor. Neyiyle? Yedi rengiyle, sıcaklığıyla, bütün özellikleriyle. Şimdi biz bütün cansız ve canlı varlıklar o kristal zerrelerinden daha mükemmel. Ben ezel ve ebed güneşi olan Allah'tan geliyorum demesine rağmen aksini söylersek aptallık etmiş oluruz. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bütün kainat bir küre, orada tecelli edenler Allah'ın sıfat ve isimlerinden gelen yansımalar. Hepsi ondan geliyor diyeceğiz. Şimdi peki kim ne demiş? Gelelim ikinci meseleye. Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi bir kısım insanlar, anlatabildim mi? Bu güneşin varlığı yanında tamamen güneşin ışınlarını, renklerini, sıcaklığını yansıtan varlıkları varlık gibi görmediklerinden, yani çünkü vacib-i vücut değil, başkalarının etkisiyle demişler ki la mevcude illahu, şu kainatta Allah'tan başka mevcut yoktur. Yani bunun manası la meşhude illahu diye anlaşılmalı. Ama yanlış anlaşılmış. Yani bu kürede, kainat küresinde görülen her şey Allah'ın sıfatlarıdır. Yoksa la mevcude, hiç mevcut yok dersen o zaman Cenab-ı Hakk'ın aileleri olan varlığı inkar edersin. Nitekim ehl-i sünnet onları tenkit etmiş. Ve manası da Bediüzzaman'a göre la meşhude illahudur. Peki komünistler ne demişler? Tamamen güneşi unutmuşlar. Bak bu biraz önce anlattığımız vahdetül vücut. Yani kainatta hakiki manada tek varlık vardır. O da Allah'ın varlığıdır. O küre görünen, yani zaten renkler, ışık vesaire hepsi güneşten geliyor. O gölgedir demişler. Bunu Muhyiddin Arabi vesaire diyor. Yani la mevcude illa, la meşhude illahu manasında diyorlar. Ama bunu kötü yorumlayanlar var. Fakat dinsizler, materyalistler diyorlar ki la mevcude illahuyu vahdeti mevcut manasında. Güneş müneş yoktur. Tek tanrı vardır. O da maddedir. Materyalist işte bunlar.
Yani ikisi arasında o kadar dağlar kadar fark var ki, ama bir kısım aptal insanlar, özellikle batılı bazı müsteşrikler ve İslam alemindeki manyaklar, Muhyiddin Arabi Hazretlerinin dağlar kadar farklı olan vahdetül vücut nazariyesini sanki komünistlerin ileri sürdüğü materyalist manada vahdetül mevcud olarak değerlendirmişler. Yanlış. Şimdi bunu okuyacağız. Ben bunu anlatmasaydım bu dersi tam anlayamazdık. Sual, soru şu. Keyfe terâ vahdetel vücudi? Vahdet-i vücudu nasıl görürsün? El cevap. Cevap şu. İnnehu istigrâkum fit tevhidi. Allah'ın birliğinde boğulmadır bu. Anladık değil mi? Yani bakıyor, o kürenin üzerindeki her zerre Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla donatılmış. Diyor bunlar gölge, asıl Allah var diyor. Boğuluyor. Ve tevhidun zevkiyün, zevki bir tevhiddir. La yese'uhun nazaru, akılla anlaşılamaz onlarınki. Yaşayacaksın. Fil hakikati, aslında taksulu şiddetül istigraki. Anlatabildim mi? Yani tevhidde batma meydana geliyor. Anlatabildim mi? Batmış. Ve vahdetül kudreti bizzevki fi tevhidi. Bak bak. Yani zevkle, zevk ederek, tadarak kudretin tevhiddeki birliğini. Yani o küre üzerinde ne varsa güneşten geliyor diyor. Ezel ve ebed sultanı olan Allah'tan. Ba'de tevhid-i rububiyeti diyor ki terbiye onun. Ey üluhiyet onun. O zaman bu küre gölge. Ha, ba'de tevhid-i rububiyeti ve tevhid-i üluhiyeti. Ey yahsulu vahdetul irade. Bütün o küredeki tek bir iradeden geliyor. Ba'de la muessire fil kevni illallah. Kainatta Allah'tan başka etki eden yok diyorlar. Sümme vahdetul şuhud. Sonra neye baksa Allah'ı görüyor. Sümme vahdetül vücud. İşte bu tevhidde boğulmadır. Çünkü mahlukatın vücudunu yok sayıyor. Anlatabildim. Ve min semme, bu sebepten dolayıydı ki. La. Ne bu? Ya'udu yara. Devamlı görür olmaya devam ediyor. İlla vücuden vahiden ve muciden vahiden. Bakıyor ki kürenin üzerindeki her kristal zerresi ezel ve ebed güneşinden, yani Allah'tan geliyor. Bir tek varlığı görüyor. Bir tek icat edeni görür oluyor artık. Anladık mı burayı? Ama la yumkinul istidlalu. Bununla delil getiremezsiniz. Bi şatahati muhakkiki sufiyeti. Bir kısım araştırmacı sufilerin şatahatlarıyla, yani manasız ifadeleriyle. Şatahat, tevhid deryasında batınca aaa. Onun için Muhyiddin Arabi bizim makamımıza gelmeyen kitaplarımızı okumasın diyor. Elleti hiye min kabilil müteşabihat. Müteşabihat kabilindendir. Aslan, şey ne demek müteşabihat kabilinden? Hamamda bir aslan gördüm. E belli ki yiğit bir adam gördüm diyorsun. Ayrıca feruhun, bu da çok önemli. Öyle bir ruh ki bunlar. Lem ne bu? Tünefis min dairetil esbabi, sebepler dairesinden açmamış asla. Harikaten iyyaha, yani onunla ilgili harika bir pencere açamamış. Sebepler dairesinden tam kurtulamamış. Ve lem tetehallas min tesiratiha, sebepler dairesinin etkilerinden kurtulamamış. İza teşeddakat bi vahdetil vücudi, vahdeti vücutla teşeddaka, yani böyle her tarafı sarılınca, bir bak istersen. Şedaka veya teşeddaka. Teşeddaka. Hiç görmediğim bir kelime, duymadığım bir kelime. Tahmin ediyorum ama tahminli olmaz. Biliyorsun logatte kıyas olmaz. Okuduk ya usulü fıkıh. Teşeddaka. Avur, çatlatmak. Ha, çatlamış yani, anlatabildim mi? Her şeyi Allah'tan geldiğini görünce boğulmuş, çatlamış. Fetekunu kat tecavüzet haddaha. Böylece bazen sınırlarını tecavüz etmiş. Haddini aşmış. Vellezine yetekellemune bi vahdetil vücudi.
vahdet-i vücuttan konuşanlar kad hasaru envarahum fi vacibil vücudi. Anladın mı? Bütün akıl ve nazarlarını vacibil vücud olan ezel ve ebed güneşine hasretmişler. Hep onu düşünüyorlar. Mevcudatın varlığını gölge olarak görüyorlar. İlâ haddin o derecede ki lem yarav göremiyorlar. İlla vücuden vahiden mütecerridine anil mümkinat. Mümkün varlıklardan sıyrılmış olarak tek bir varlık görüyorlar. Neden? Çünkü bakıyorlar ki o kürede, kainat küresinde Allah'ın sıfat ve isimlerinin, ışıklarının, renklerinin, gücünün, her şeyinin yansımadığı zerre yok. Ne kadar güzel bir izah. Ecel, evet. Beynema kânet rü'yetün neticeti fid delili. Elbette ki delilin neticesi de, yani delili neticeyi görmek delilde olur. Ve müşahedetü sâni'i fil âlemi. Sani Teala'yı, kainatın ustasını alemde göreceksin. Ve cereyanü tecelliyatü ilahiyye fi cedavilil ekvani. Kainatın cetvelleri içinde ilahi tecellilerin nasıl yürüdüğünü göreceksin. Anladın değil mi? Ezel ve ebed güneşi olan Allah'ın bütün kanunlarını, ustalığını vesairesini elbette ki eserde göreceksin. Ama eserde görüp de o eseri yok saymamak lazım. Min heysu tarikil istigrak. Anladın mı? Dalıyor, boğuluyor tevhidde. Ve sereyanil fiyudatil ilahiye fi melekutil eşyayı. Eşyanın iç alemine de ilahi feyizler akıyor, sereyan ediyor, içine giriyor. Ve tecellil esmai ve sıfati fi merayel mevcudat. Varlıkların aynalarında Allah'ın isim ve sıfatları yansıyor, tecelli ediyor. İşte bunlar, hiye bunlar, hakaiku. Öyle hakikatlardır ki, la yu'rafu ve la yufhamu illa bizzevk. Ancak tadarak bunu bilebilirsin, anlayabilirsin. Onun için abberu biha anha. Bu Allah Allah çok enteresan. Vahdetül vücutçular kainat küresindeki bu ilahi isim ve sıfatların cereyanını, kanunların sereyanını vesaireyi ne demişler biliyor musun? Bi'uluhiyetin sariyetin. O kürede, kürenin içine kadar nüfuz eden üluhiyetin yansımaları. Anladın? Ve hayatin sariyetin. Akan hayat. Ama nereden geliyor hayat? Ezel ebed güneşi olan Allah'tan. Lisebebi dıykil elfaz. Bunu ifade edemedikleri için. Yaşamışlar. İfade edecek lafız bulamayınca böyle demişler. Bu böyle bir mesleği bilerek mi giriyorlar? Ey mübarek zevk diyor, sen hala öyle diyorsun ya. Yani sarhoş olmuş adam ya. Ya manevi sarhoş. İçinden çıkamıyor. Tabii. Ve heysu nasıl ki inne ehlel fikr. Fikir sahibi alimler vada'u tilkel hakaika zevkiyete. Bak bu zevkle elde edilen hakikatları, ne demek o hakikatlar? Esma ve sıfatın mevcudatta yansıması. Eşyanın melekutiyet cihetinde ilahi feyizlerin sereyanı, tevhidde boğulmaktan dolayı kainatın cetvellerinde tecelliyat-ı ilahiyenin cereyanı vesaire vesaire. Bunları ne yapmışlar? Koymuşlar. Fi kavalibi mekayisi nazari. Anlatabildim mi? Yani çok enteresan. Aklın ölçülerinin kalıbına koymaya çalışmışlar onlar da. Bir kısım fikir sahipleri. Onlar da fetesebbebu fi evhamin batilen. O sefer batıl vehimlere sebep olmuşlar. Yani sanki vahdeti vücut, vahdeti mevcut gibi düşünmeye bile sebep olmuş ahmaklar. Onun için biliyorsun meşhur Simavne kadısına kafir diyenler var. Vahdeti mevcut, ilk komünist diyenler var. Mevlana Celaleddin de bu mezhepten. Yok, hayır. Mevlana Celaleddin istikametli. Onu anlamayanlar öyle iddia ediyor. Kardeş diyor, inne vahdetel vücudi li felasifetil maddiyin. Bu akıllarıyla bu ince hakikatları çözmeye çalışan bir kısım felsefecilerin vahdeti vücut anlayışı ve li ehlen nazar, akıl sahiplerinin min dıafil itikadi ve vahdetil vücud, ha yani çok kat kat inançları var. Yani ehli nazarın ve maddi felsefecilerin, materyalistlerin görüşleri var vahdeti vücut konusunda.
Ayrıca ve vaktetil vücudi lil evliya, evliyanın anladığı manada, Muhittin Arabi gibi. Yani onlar oradaki iki vahdeti vücut mütedaddetani külliyen, %100 birbirine zıt. Biri ezel ve ebed güneşi olan Allah'ın varlığı namına kainatın varlığını gölge gibi görürken, diğeri ezel ve ebed güneşi olan Allah'ın varlığını inkar ederek her şeyi maddinin varlığında birleştiriyor. وَبَيْنَهُمَا خَمْسَةُ فُرُوقٍ Beş tane fark var aralarında. İki vahdeti vücut arasında. اُولَاهَا Birincisi, اِنَّ مُحَقِّكِ السُّفِيَّةِ Muhakkik sufiler, قَدْ حَسَرُوا اَفْكَارَهُمْ ف۪ي وَاجِبِ الْوِجُودِ Bütün fikirlerini vacib-i vücuda indirgemişler. Öyle ki, ila haddin kebir, aşırı derecede. وَاسْتَغْرَقُوا ف۪ي Orada boğulmuşlar. İstigrakan, öyle bir boğulma. وَهْتَمُّوا بِهِ اِهْتِمَامًا شَد۪يدًا Çok şiddetli bir şekilde onu düşünür olmuşlar. Hatta öyle ki اَنْكَرُوا وُجُودَ الْكَائِنَاتِ Kainatın varlığını inkar etmişler. لِحِسَابِ وَاجِبِ الْوُجُودِ Vacib-i vücudun adına. Anladın? Tam tersi yani. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ هُمْ ضَعَافُ Dıaf dediği burada zayıf demek yani. Zayıf itikatlılar demek. Yani veya duaful itikat. Yanlış okumuş olabiliriz. İtikadı zayıf olanların yani hükmen, hüküm itibariyle filozofların vahdetil vücut anlayışı ise onlar fakat hasaru envarahum fil madde. Bütün akıl ve nazarlarını maddeye indirgemişler. Hasran, son derece. Ve garaku fil maddeti garkan. Maddede batmışlar. İşte Marx'ın materyalizmi o. Hattebte'adu en fehmil üluhiyye. Öyle ki üluhiyet anlayışından tamamen uzaklaşmışlar. وَهْتَمُّ بِالْمَدَّةِ اِهْتِمَامًا شَد۪يدًا Maddeye o kadar önem vermişler ki hatta سَلَكُوا ف۪ي تَر۪يقٍ تَعَسُّف۪ينَ Zorlama bir yola. Sanki madde her şeyi yaratmış gibi. اِلَى حَدِّنْ O derecede ki لَا يَرَوْنَ مَعْهُ اِلَّا الْمَدَّةِ Maddeten başka bir şeyi görmez hale gelmişler. بَلْ مَزَجُ الْاُلُوهِيَّةَ فِي الْمَدَّةِ Üluhiyeti maddeye karıştırmışlar. بَلْ اِسْتَانَوْ عَنِ الْاُلُوهِيَّةِ لِحِسَابِ الْكَائِنَاتِ Kainat hesabına üluhiyetten müstahni kalmışlar. Kıyaslanmaz bu. Saniha, ikincisi fark. İnne vahdetel vücudi li muhakkikis sufiyyeti. Muhakkik sufilerin vahdetil vücudu tatadammanu vahdete şuhud. Aslında vahdeti şuhudu itibar ediyor. Yani kainata baktığın zaman her güzellik ve her şey Allah'ın sıfat ve isimlerinden geldiği için kainata baktığımda Allah'tan başka bir şey göremiyorum demek manasına. Yoksa Allah'tan başka bir şey yok manasına değil. La mevcude, la meşhude illahu. Velakin vahdetel vücudi lil ahirin. Diğerlerinin, filozofların vahdetil vücut anlayışı tatadammanu vahdetel mevcud. Varlığın birliğini. Yani tek madde. Sâritüha üçüncüsü meslekul evveline. Sufilerin mesleği zevkiyün. Yaşayarak, zevk ederek bunu ortaya koymuşlar. وَمَسْلَكُ الْآخَر۪ينَ نَظَر۪يُّ Filozofların mesleği akılla buna ulaşmaya çalışmışlar. رَابِيُهَا Dördüncüsü الْاَوَّلُونَ Muhakkik sufiler يُوَجِّهُونَ اَنْظَارَهُمْ اَوَّلًا وَبِذَّتْ اِلَى الْحَقِّ Akıl ve nazarlarını birinci derecede Hak Teala'ya ne yapıyorlar? Çeviriyorlar. وَيَنْظُرُونَ اِلَى الْحَقِّ نَظَرًا تَبَع۪يًا Mahlukata ikinci derecede bakıyorlar. Velakinnel aharin ama diğerleri filozoflar yandurun evvelen ve bizzat ila halk. Birinci derecede mahlukata bakıyorlar. Maddeye. İşte Marx'ın teorisi materyalizm. Hamisu ve beşincisi el evvelune ya'budun Allah. Birinciler muhakkik sufiler Allah'a ibadet ediyor. Vel aharun ya'budun enaniyetuhum. Ama filozoflar enaniyetlerine ibadet ediyorlar. فَاَيْنَ الثَّرَى مِنَ السُّرَيَّا Yer yüzü nerede? Süreyya yıldızı nerede? Biri alçak, biri yüksek. Yüksek olan muhakkik sufilerin mesleği. وَاَيْنَ الضِّيَاءُ السَّاتِعُ مِنَ الظُّلْمَةِ الدَّامِسَ Aşırı, zifiri karanlık nerede? Parlak ışık nerede? Okuyacağız. Yoksa kalsın mı? Yarın bitirelim. Bitirebiliriz hocam. Bitirebiliriz. Tenvir, yani aydınlatma. İşte bu. Benim verdiğim misal bu. Bunu anlatacak. Çok güzel. وَلَوْ اُفْتُرِدَتْ
El kürretül ardiyetü mesela. Mesela yer küresi farz olunsa. İbareten en kat'i züccacatin muhtelifetin mutenevviyatin mulevvanetin sagiratin. Yeryüzü küçücük, renkli, çeşit çeşit, farklı farklı cam parçacıklarından ibaret bir küre olsa. Kristal küre yani. Benim verdiğim misal. Fekül üstad verdi o misali. Fekullu vahidetin minha. O parçalardan her biri setaktebisu feydan mineşşemsi. Güneşten bir feyiz alacak. Bi haysiyetin hassatın muhtelifetin an gayriha. Başkalarından farklı bir özellikle. Kendi kabiliyeti neyse. Hasebe levniha ve cirmiha ve şekliha. Rengine, cismine ve şekline göre. Değil mi? Dörtgense dörtgen. Üçgense üçgen. فَهَذَا الْخَيْدُ الْفَيْزُ الْخَيَالِيُّ Güneşten geldiğini düşünülen bu hayali feyiz لَيْسَ الشَّمْسُ بِزَاتِهَا Bizzat güneş değil o. Ama وَلَيْسَ ضِيَاءُهَا بِعَيْنِهَا Bizzat ışığı da değil. Ama ondan geliyor. ثُمَّ اِنَّهُ لَوْ نَتَقَتْ أَلْوَانُ هَذِهِ الْأَزَاهِيرِ اَزْهَارِ الزَّاهِيَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ Değişik şekillerde parlayan, renklenen bu çiçeklerin renkleri konuşmaya gelse hiye elleti bunlar ki yetemessülatü eddiyai öyle değil mi? Güneşin ışığının yansımalarıdır. Ve suveru elvani sebati güneşin yedi renginin şekilleridir. Ve tecelliyatü şemsi şemsin tecellileridir. Bunlar konuşmaya başlasa ya ne kadar güzel misal. Lekale kullu vahidin minha. Onlardan her biri diyecek ki İnne şemse misli. Güneş benim gibidir. Benim gibidir derken yani benim gibi küçük vesaire değil. Ev veya ene şemsi. Ben de güneşim. An hayalati ki dami evliyaz. O hayaller ki işte bu hayali feyiz. Evliyalar için bir imtihan kumpası olmuştur. Aksu mehrubani bostani hotas. Aslında bunlar kainatı yaratan Allah'ın bostanının değil mi? Güneşinin ışıklarıdır yani. Onların yansımasıdır. Velakin meşrebu ehli vahdeti şuhud vahdeti şuhudcuların meşrebi huvel farku ve sah. Uyanıklık hak ile batılı, hayalle hakikati birbirinden ayırma. Ve meşrebu ehli vahdetil vücud vahdeti vücudcuların müsbet manada olanların meşrebi huvel mahvu ve sekru. Manevi sarhoşluk ve varlığın varlığını yok etme. Vel meşrebu safi doğru olan meşrep huve meşrebu ehlil farki ve sahbi. Tabii ki ehli şuhudun meşrebi olan ayırma ve uyanıklık meşrebi. Tefekkeru fi ala illah. Allah'ın nimetlerinde düşünün ama hadis-i şerif. Ve la tefekkeru fi zatihi. Zatını düşünmeyin. Fe innekum len takdiru. Anlatabildim mi? Onu anlayamazsınız. Hakikatul mer'i kişinin gerçek hakikati leysel mer'u yudrikuha. Kişi kendi hakikatini bile anlayamaz. Fe keyfe keyfiyetul cebbari dil kıdemi. Kadim olan Allah'ın cebbar olan Rabbimizin keyfiyetini nasıl anlayacak? Bir kişi kendi hakikatini anlamıyor. Sen mesela gözünle alakalı bana kaç saat konferans verebilirsin? İki cümle söylersin. O da biyolojiden öğrendi. Ha. Huvellezî ebde'al eşyâe ve enşâhâ. Bütün kainattaki her şeyi ilk defa icat eden, sonradan terkiple inşa eden Allah'tır. Fekeyfe yudrikuhu müstehdesen, müstehdesün nesemi. Yani ruhu sonradan yaratılmış bir varlık nasıl onu idrak edebilir? Vel kısmussâni اَلَّذ۪ي يَخُصُّ الْحَشْرَ Şey, hangi kısım? Noktanın ikinci kısmı. Birinci kısım neye aitti? Tevhid-i ilahiye. İkinci kısım, حَشْرَ وَالْمَلَائِكَةَ وَبَقَاءَ الرُّوحِ مِنْ Risaleti nokta. Nokta risalesinden, haşir, melaike, ruhun bekasına ait ikinci kısım, لَمْ يُدْرَجْ هُنَا Burada alınmadı. حَيْسُ اَوْضَحْ اُوْضِحَتْ Açıklanmıştır bunlar. Veya اَوْضَحَتْ Anlatabildim. Açıklamıştır. El kelimetü't tesiyatü vel eşhur 29. söz ve kelimetü'l aşire 10. söz tilkel hakaika bi suretin bahire gayet açık şekilde. Fe nuhilu ileyhima. Bu konuları onlara havale ediyoruz. Ve emma
El kısmu salisu, üçüncü kısım ise noktadan fe ibaratun an erbaati aşara dersten. 14 ders. Nurun ilk kapısı var ya. Ve kad nüşire müstakille. Müstakil neşredilmiş. Bismil el babul evvelü li alemin nur. Nurun ilk kapısı adıyla. Şimdi duayı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ferdu, ya Hayyu, ya Kayyum, ya Hakemu, ya Adlu, ya Kuddus. Bihakkil ismil a'zam ve bihurmetil Kur'anil mu'cizil beyan ve bikerameti ve şerefil Resulil Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İsm-i Azam hürmetine, Kur'an-ı mu'cizil beyan hürmetine ve Resul-i Ekrem'in kerameti ve şerefi hürmetine. Edhil, yani sok. Bunu Husrev abi yazmış ilk. Husrev, yani bütün nur talebelerini. Ellezî ketebe hemse miyette nüshaten bir kalemin vahid. Bir kalemle 500 nüsha yazan Husrev'i sok. Ve edhil müsaidihil mübarekine. Onun mübarek arkadaş yardımcılarını da. Ve rufakâehu arkadaşlarını. Ve astikâehen ehun nuriyine. Ve nurdan, risavur talebelerinden kardeşlerini. Fi saadetil ebediyeti fi cennetil firdevs. Firdevs cennetlerinde ebedi saadete götür. Amin. Ve vefikun fi hidmetil imani vel Kur'ani devmen. Amin. Devamlı olarak Kur'an ve iman hizmetinde onları muvaffak eyle. Ve ktub fi sahifeti hasenatim. Yani onların hasenat sayfalarına yaz. Elfe hasene, bin hasene yaz. لِكُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ كِتَابِ الْمَثْنَوِيِّ الْعَرَبِيِّ النُّورِيِّ Amin. Bu okuduğumuz Mesnevi-i Arabi-i Nuri kitabındaki harflerin her birine bin hasene yaz. وَاَحْسِنْ اِلَيْهِمْ Onlara ihsan eyle. بِالسَّبَاتِ İslamiyette sebat. وَالدَّوَامْ وَالْإِخْلَاسِ فِي نَشِّ الْاَنْوَارِ رَسَائِلِ النُّورِ Amin. Risale-i Nur'un iman hakikatlerini neşirde ihlas, devam ve sebat nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin. Es'id cemi'a tullabin nuri fid dünya vel ahire. Dünya ve ahirette bütün nur talebelerini ve bütün Müslümanları ne yap? Mes'ud ve bahtiyar kıl. Ve cealhum suada amin. Onları mutlu kıl. Ve hafadhim hum ve kıyım şerre şeyatinil cinni vel insi amin. Cinni ve insani, insi, şeytanların şerrinden onları koru, muhafaza eyle. Ve tecavaz. An taksirati hadel abdil miskin Said. Bu miskin kulun Said'in de kusurlarından kusurlarını affeyle. Ya Rab bizim de kusurlarımızı affeyle. Hata yaptıysak bu kitabı okurken onları da görmezden gelip affeyle. Amin. Bismi cemi'i tullabin nur Said'in Nursi. Bütün nur talebeleri adına Said Nursi. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.